أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, Arapça Öğreniyorum programının inşallah bugün 55. bölümündeyiz. Bu bölümde de evvela geçenki bölümdeki bazı örnekleri tekrar hatırlayalım. Daha sonra konularımızı yeni örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Ekranlarınız başında takip edersiniz inşallah. Evet, 55. bölüm dedik. Bakalım geçenki bölümde hangi örnekleri görmüştük? Onlara bir göz atalım. Ulaikel benat. Ulaike hem müzekkerler hem müennesler için işte bunlar demekti. Değil mi? İşaret ismi olarak. El benat kızlar demek. Cem'idir. Yani çoğuldur. Nereden anlıyorum çoğul olduğunu ve müennes olduğunu? Burada çeken bir elif var ve açık T var ismin sonunda. Dolayısıyla müennes bir çoğuldur, çoğul isimdir diyorum. Yani kızlar. Evet, işte bu kızlar. Haracne, haracne çıktılar. Yine müennes ve cem'i yani çoğul. Müennes ve çoğul olduğunu nereden anladım? Sonundaki neden anladım? Fiillerde bu şekilde anlıyordum. Haracine çıktılar. Minel medreseti. Nereden çıktılar? Medreseden çıktılar demiştik. Tabi min geldiği için sonu da ne olacaktı? İsmin sonu kesre olacaktı. Çünkü harfi cerler ismin başına gelirse ismin sonunu ne yapıyorlardı? Kesre yapıyorlardı. O harfi cerler nelerdi daha önce gördüklerimiz? İla vardı değil mi? Ala vardı. Bi vardı. Başka? Fi vardı değil mi? Peki ulaike rical, ulaike yine dedik ki müzekkerler için de aynıydı. Bunlar yani er rical adamlar, aba'u babalar, ebun çoğulu değil mi? Ebun'un çoğulu. Aba'u ha'ula'il benat, bu kızların babaları. Ha'ula'i ile ulaike aynı, yani işaret ismi bunlar demek. Sadece ne fark var? Ha'ula'i yakına işaret ediyor. Yani bunlar manasında. Elbenat işte bu kızların babalarıdır değil mi? Bu adamlar. Peki. Aba'ul benat yani kızların babaları. Zehebu. Zehebu gittiler. Peki bu da bir fiil ama haracne ile farklı. Bu da çoğul. Neden burada fark var? Çünkü zehebu müzekkerdir. Yani erkeklere hastır. Tabi müzekkerler sadece erkekleri anlatmıyor. Fakat zehebu erkeklere hastır, müzekkerdir ve çoğul olduğunu da sondaki vav'dan anlıyorum. Bu vav çekiyor değil mi? Uzatıyor. Zehebu gittiler. İlel medreseti medreseye gittiler. İla geldiği için de medresenin sonu ne olacaktı? Kesre olacaktı. İçeri girdiler ve Esselamu aleykum kullandığımız selam. Ve kum burada kum sizin. Neydi kum? Sizin. Üzerinize sizin değil mi? Aleykum sizin üzerinize. Kum sizin. Evet devam edelim. Ve selamı alacak. Nasıl alacak? Aleykum sizin üzerinize de olsun. Selam ve rahmetullahi. Allah'ın rahmeti ve berekatuhu da diyebilirdi. Onun bereketleri. Ehlen ve sehlen yani hoş geldiniz. Merhaben bikum. Size merhaba. Bikum size. Kum sizin. Bi size yani. Size merhaba. Merhabayı zaten Türkçe'de de kullanıyoruz. Ve onlar da ehlen ve sehlen. Merhaben bik diyorlar. Sana da merhaba. Ke sana ifade ediyor. Değil mi? Peki devam edelim. Bunları bu şekilde kalıp olarak biliyoruz. Ve tefaddalu dedi. Tefaddalu buyurun demek. Buyurun demek. Tabi bir kişiye söylersek tefaddal diyeceğiz. Ne demek? Buyur. Değil mi? Tefaddal buyur. Tefaddalu buyurun. Bunu daha sonra göreceğiz. Daha sonra göreceğiz. O yüzden üzerinde fazla durmuyoruz. İnşallah. Elekum. Elekum sizin var mı? Lekum aitlik anlatıyor. E'de soru. Elekum var mı sizin? Kum neydi? Kum sizin. Le aitlik anlatıyor. Yani size ait var mı? Ney var mı? Müşkiletün. Müşkile problem demek. Yani bir sıkıntınız var mı? Bir probleminiz mi var? Diye soruyor. Ve bakalım onlar ne cevap verecekler.
Haulâ'i avukat konuşuyor onlarla beraber gelen. Haulâ'i âbâ-u talibâtikum. Bunlar Evet bunlar âbâ babaları. Talibat sizin evet öğrencileriniz kız babalar. öğrencilerinizin. Kum Babalar. burada ne? Sizin değil mi? Sizin Talibat neydi? Kız öğrenciler. öğrencileriniz. Sizin kız öğrencilerinizin Kızın babalar. babaları bunlar. Evet kızlarınızın, kız öğrencilerinizin babaları. Ve ene ve Ve ben ben muhammen muhamuhum. Muham avukat. avukattı. Muham yani Ben himaye vekil. eden. Himayeci demek. Himaye eden. Muhamuhum. Hum ne burada hum? Onların. Onların değil mi? Bu da zamir, bitişen zamirlerden. Muhamuhum. Onların Babaları. muhamıyım. Yani avukatıyım Avukatıyım. dedi, vekiliyim. Entüm, ne demek entüm? Siz, Sizler, zamirdi bu siz. da, şahıslar anlatıyor. Entüm, siz ve nahnu Biz. ve biz müslimune. Müslümanız. Müslümanlarız, çoğul. Nereden anladım Müslümanlarız. isimlerde? Sonundaki Müzekker vav isimlerde, çoğul olduğunu sonundaki vavdan ve nundan ve nundan anladım. anlıyorum. Bu bir kuraldı ama her zaman bu kurala uymayabiliyor isimler, bazı isimler. Müslimune, Müslümanlarız. Elhamdülillah. Hamd Allah. Evet, Allah'a hamd olsun. Hamd Allah'adır. Siz ve biz Müslümanız. Ve benatuna Ve ve benat ne? babalar Benat, bintün çoğulu. ha, Kızlar değil mi? kızlar Benat, kızlar. Benatuna kızlarımız. Ve benatuna kızlarımız Müslümanlardır. Müslümandırlar. Müslümanlardır. Kızlarımız da Müslümanlardır. Peki Müslümune ile Müslümanatun'un ne farkı var? Müslümune erkekler Evet, için. Müslümune müzekkerler içindir. Çoğul olarak erkekler içindir yani. Müslümanatun ise Müslümanatuna müennesler müennesler. içindir veya bayanlar içindir. Müenneslerde çoğul yaparken vavla nun değil, Elif, elif, elifle te. açık t getiriyordum. Açık t getirince cem'i yapmış oluyorum değil mi? Müslümanlardır kızlarımız da. Ve devam ediyor. Tesettürü benatina, kızlarımızın Kızlarımızın tesettürü. tesettürü. Böyle bakıyorum nasıl uygun mana verebilirim veya nasıl okuyabilirim. Tesettürü benatina. Na burada ne yapıyordu na? Bizim. Bizim. Kızlarımız değil mi? Kızlarımızın tesettürü Tesettürü emrin. emrullahi. Allah'ın emridir. Evet, Allah'ın emridir. Müslüman olduklarına göre kızlarımızın örtünmesi Allah'ın emridir. Ve tesettür Tesettür. faridatun fil Kur'an. Farzdır Evet, Kur'an'da. farzdır fil Kur'an. Fil Kur'an Kur'an, için. Kur'an'da farzdır dedi. Bakalım müdür. Meseletukum, Meselemiz, sizin meseleniz. meselemiz Kum neydi kum? Sizin. sizin. Mesele zaten kullanıyoruz Türkçe'de. Meseletukum, sizin meseleniz. Sah. Sehletun. Sehl kolay demek. Kolay. Kolay. Şükran lekum. Size Evet, teşekkürler. şükran, teşekkürler demek. Size Lekum olsun. size. Birisine teşekkür edeceğimiz o zaman ne diyoruz? Şükran Teşekkür edeceğimiz lekum. zaman şükran Şükran lekum. Sana teşekkür ederim. lekum. Evet, şükran leke diyoruz. Peki. Bu geçenki bölümdeki örneklerimizdi. Bakalım yeni örneklerimiz. Eyne Yusuf. Bu Yusuf. Eyne neydi? Nerede? Yani Yusuf nerede? Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u kuyuya atmışlar ve gelmişler. Onlara soruluyor. Eyne Yusuf? Yusuf Yusuf nerede? nerede? Yusuf nerede? Eyne ehukum? Eyne Nerede? ehukum? Kum neydi kum? Sizin. Sizin Ehu kardeş. kardeşiniz. Evet. Eyne nerede? Ehukum kardeşiniz. Kardeşiniz. Kardeşiniz olduğunu nereden anladım? Niz olduğunu. Sondaki kumdan. Kumdan anladım. Sizin olduğunu. Evet. Kardeşiniz. Ehukum. Kardeşiniz nerede? Peki ne cevap verecekler? Ezzibu. Ezzibu zip. Kurt demek. Kurt. Kurt. Ne yaptı kurt? Kardeşimizi kuyuya Ekele atmadı herhalde. yedi. Ekele. Yedi. Ezzibu ekele yedi. Yedi. Yusuf. Yusuf'u. Evet. Ezzibu kurt ekele Yusuf. Yedi Yusuf. Yusuf'u yedi. Kurt Yusuf'u yedi dediler değil mi? Yani gerçek öyle olmasa bile onlar öyle söylediler. Ve hâzâ Bu gamîsu Yusuf. Yusuf'un Yusuf'un gömleği. gömleği. Gamîs neydi? Gömlek. Gömlek. Gamîsu Yusuf olursa Yusuf'un Yusuf'un gömleği. gömleği. Hâzâ bu gamîsu Yusuf. Yusuf'un gömleği dediler. Peki üzüntüyle dediler. Ağlayarak bunu söylediler. Fakat Yakup aleyhisselam ne dedi? Hâzel gamîs, bu Bu gömlek gömlek salimun.
Salim aslında sağlam demek. Yani salim yırtılmamış, bozulmamış. Sağlam. Değil mi? Sağlam. Hâzel gamîs salimun. Evet, bu gömlek salimdir, sağlamdır. Ezzi'bu, kurt. Kurt. Keyfe ekele. Keyfe neydi? Keyfe nasıl, nasıl, değil mi? Mesela halin nasıl dediğimiz zaman keyfe haluke. Sen nasılsın dediğimiz zaman keyfe ente diyorduk. Siz nasılsınız derken keyfe entüm. Değil mi erkeklere? Peki ezzi'bu kurt keyfe ekele. Keyfe nasıl, nasıl ekele yedi. Yedi. Yani bu gömlek sağlam. Kurt nasıl yedi? Evet, kurt nasıl yedi diye şaşkınlığını ifade ediyor. Tabii onlar cevap bulmakta zorlandılar, değil mi? O da kıssanın devamında var. Mâzâ cevâbukum diyor öğretmen sınıftaki öğrencilerine. Mâzâ nedir? Mâzâ nedir? Cevap, cevap zaten sizin kullanıyoruz. Cevabınız. Cevap. Cevâbukum. Sizin cevabınız. Evet, sizin olduğunu nereden anladım? Sondaki, sondaki kumdan anladım. Cevabınız, yani sizin cevabınız nedir diye sordu öğretmen. Değil mi? Peki başka bir örnekte ehadel hitap, hitap mektup demek. Mektup da Arapça zaten. Ehadel hitap, bu mektup lekum. Sizin, sizin mi? Mi'yi nereden anladım? Baştaki sorudan anladım. Hitap neymiş? Mektup. Mektup da Arapça. Ehadel hitap, bu mektup lekum sizin mi? Sizin mi? Lekum. Le burada aitlik anlatıyor, değil mi? Peki onlar da cevap veriyorlar. Nasıl cevap veriyorlar? Ne'am. Evet. Hâzel hitâbu. Bu mektup, bu mektup lena. Benimdir. Lena benim mi, bizim mi? Bizimdir. Lena değil mi? Na görünce bizim ne anlayacağım? Bizim, bizim anlayacağım. Evet. Lena bizimdir. Evet. Bu mektup lena bizimdir. Na bizi anlatıyor. Le de aitlik anlatıyordu. E entum soruyor. E entum bihâzihil camia. Camia ne demekti? Üniversite demek. Üniversite. Yani bu kelimeleri unutuyor olabiliriz. Bunlar normal. Fakat anahtar kelimeleri veya kuralları hatırlatmaya çalışıyoruz zaten. E entum, siz bihâzihil camiati. Bu üniversiteli misiniz? Yani bu üniversitede misiniz? Evet. Bu üniversitede misiniz diye soruyor. Onlar da ne cevap veriyorlar? Ne'am. Evet. Evet. Nahnu. Nahnu biz, ne demek? Biz. Biz. بهذه الجامعة bu üniversitedeyiz veya bu üniversiteliyiz. Burada bir iki anlamada geliyor diyoruz. Naam, evet biz nahnu bu camialıyız. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman Medineliler karşılıyorlar ve şunları söylüyorlar. Tala'a. Tala'a fiildir. Doğdu demek. Doğdu, yani güneş için kullanılıyor. Veya ay için kullanılıyor. Tale'al bedru, bedir ay. Ay, hilal de ay demek. Bedir dolunay aslında. Ay doğdu. Tale'al bedru, ay doğdu. Aleyna, üzerimize. Aleyna, ala ne üzeri, üzerine. Na olunca bizim, bizim. Aleyna üzerimize, yani bizim üzerimize dolunay doğdu. Min, min seniyyatil veda. Seniyat küçük tepe demek, yani tepecik demek, tepecikler, yani küçük tepeler. Veda, veda o bölgenin ismi. Veda tepelerinden, deni nereden anladım? Den, minden, minden anladım. Seniyatil veda, veda tepeciklerinden aleyna üzerimize dolunay doğdu diyorlar. Ve devamında da tabii o hicretin büyük bir lütuf olduğunu, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın oraya hicret edişinin büyük bir lütuf olduğunu belirterek ne de, ne diyecekler? Vecebe, evet, vecebe şükrü aleyna. Vecebe, vecebe vacip oldu. Yani gerekti, şükrü, şükür gerekti. Değil mi? Şükür gerekti. Bizim, aleyna, bizim üzerimize. Üzerimize. Evet, bizim üzerimize artık şükür vacip oldu diyorlar. Evet, vecebe şükrü aleyna diyoruz. Bu ilahiyi de bu şekilde mana vermeye çalıştık. Kolaymış demek ki. Hâzer racul, bu adam, bu adam feteha, açtı, açtı. El bâbe, neyi açtı? Kapıyı. Kapıyı açtı. Ve ıhvetü Yusuf, ve Yusuf, ve Yusuf'un kardeşleri, kardeşleri. Ve ıhvet, ıhve neydi ıhve? Kardeşler. Kardeşler.
kurala uymamış ama bu şekilde kullanılıyor. İhvetu Yusuf, Yusuf'un kardeşleri dehalu çıktılar. Haracı çıktılar. Dehalu girdiler. Girdiler. Evet, Yusuf'un kardeşleri girdiler ve dediler ki nahnu biz ebna'u Yakub. Yakub'un oğulları. Evet, ebna oğullar demek. İbnun neydi İbnun? Oğul. Ebna oğullar. Ve evlat da diyebilirdi. Nahnu biz ebna'u Yakub. Yakub'un oğullarıyız. Evet, Yakub'un oğullarıyız dediler. Ve devam ettiler. Ve nahnu ve biz. Nahnu ne demek? Zamir. Biz. Ahfadu. Ahfat. Ahfat. Torunlar demek. Torunlar. O da çoğul. Ahfadu İshak. Kimin torunlarıyız? Evet. İshak'ın ahfadıyız. İshak'ın torunlarıyız dediler. Ve ebuna. Ebuna. Na görünce hemen ne anlayacaksın na'dan? Bizim. Bizim değil mi? Ebuna yani babamız. Şeyhun yaşlıdır. Yaşlı kebirun büyüktür. Büyüktür. Yaşlı bir büyüktür değil mi? Babamız yaşlıdır. Yani Yakup büyüktür diyor. Evet, şeyh ilk birkaç anlamda kullanılıyor dedik. Hâzâ kim bu? Hâzâ Ebu Talib. Hâzâ Ebu Talib. Burada Ebu Talib de aynı şekilde Ebu derken aynı diğerinde olduğu gibi vav getirmişiz. Talib'in babası demek. Peki Ebu Bekir deseydik Bekir'in babası olacaktı. Bu Talib'in babası yani Ebu Talib ve huve meridun ve o hastadır. Fi seririhi serir yatak. Seririhi onun yatağında değil mi? Yani yatağında o hastadır. Yatağında o hastadır. Peki ve huve ve yine o yani Ebu Talib ammu nebiyina nebiyina peygamberimiz değil mi? Nebimiz. Nereden anladım bizim olduğunu? Sondaki na'dan anladım. Ammu neydi? Amca. Ve huve o ammu nebiyina peygamberimizin amcasıdır. Değil mi? Yani Ebu Talib peygamberimizin aleyhissalatü vesselam amcasıdır. Ve ulaike ve işte bunlar müşrikune müşriklerdir. Nereden anladım bunun çoğul bir müzekker olduğunu? Vav ve nun'dan anladım çoğul bir müzekker olduğunu. Ve bunlar müşriklerdir. Ve hum ve onlar. Onlar bu zamir olarak ru'esa'u Mekke. Mekke'nin reisleri. Evet, ru'esa zaten anlaşılıyor. Reisin çoğul olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde kullanılmış. Bakın kurala uymasa bile yani o vav ve nun'la gelen kurala uymasa bile kulaktan duyarak ne yaptım? Alıştım değil mi? Alıştım. Yani bu şekilde öğrenebiliyorum. Ru'esa'u Mekke, Mekke'nin reisleridir. Evet, bu müşrikler Mekke'nin reisleridir. Haracu, haracu çıktılar. Min indihi, odadan, onun yanından, indi, indinden yani yanından. Bi gayzihim, gayz, kin demek. Gayzihim, kinleri, onların kiniyle. Yani kinleriyle çıktılar. Evet, birkaç örneğimiz kaldı. Sonuna geldik dersimizin. Hâzihi Medînetu Taif. Bu Medine şehir demek. Medînetu Taif, Taif şehri. Evet, burası bu nedir? Taif şehri. Ve hiye o garibetun yakındır. Min Mekke. Mekke. Evet, ve hiye o garibetun yakındır. Min Mekke. Mekke'den yakındır. Aslında bu garip minle beraber kullanılıyor dedik. Bu şekilde yakınlık anlatılıyor. Ve hiye o garibetun min Mekke. Mekke'ye yakındır. Yani Taif şehrinden bahsediyoruz. Ve zehebe gitti nebiyyuna bizim nebimiz peygamberimiz ile Taif'e doğru ila oraya doğru anlatıyor. İle Taif ve ma'ahu ve onunla birlikte ma'ahu onunla birlikte kim? Zeyd. Evet, Taif'e gitti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Racamu ne yaptılar? Racamu taşladılar. Peki çoğul olduğunu nereden anladım? Vav'dan anladım. Evladül kuffar
Evlat ne? Çocuklar değil mi? Evladul küffar, küffarın çocukları. Küffar, kafirler demek. Hem küffar olarak kullanılıyor, hem kafirun olarak kurallı bir şekilde çoğul yapılmış. Evladul küffar, kafirlerin çocukları, racemu taşladılar. Fit taif, taifte taşladılar diyoruz. Peki, taşladıktan sonra ne oldu? En nebiyyuna, peygamberimiz, rahmetün lehum. Lehum ne? Lehum, onlara. Onlara, yani onlar için bir rahmettir. Velakin ancak ma fehimu, fehmetmediler. Ma fehimu, yani fehmetmek, anlamak demek. Ma burada soru değil, olumsuzluk katıyor. Olumsuzluk katıyor. Ma fehimu, anlamadılar. Çoğul olduğunu neden anladım? Çoğul olduğunu. Evet, fiillerde vav'dan anlıyordum. Çoğul olduğunu müzekkerlerde. Evet, ancak onlar anlamadılar rahmet oluşunu. Ve yine hum ma alimu, onlar ma alimu, bilmediler. İlimden geliyor. Yine çoğul bir fiil. Vav'dan anladım. Neyi bilmediler? Kadrehu. Kadrini, değil mi? Kadrini bilmediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrini, kıymetini bilmediler. Yine burada ma olumsuzluk anlatıyor. Fiillerin başına gelmiş. Onlar kadrini bilmediler dedik. Evet değerli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Aynı konuyu işledik. Biraz hızlı geçmiş olabiliriz. Gelecek bölümde inşallah yeni konuya, yeni örneklerle geçeceğiz diyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.